Başkanına bana tevdi etmiş olduğu genel seçimler, erken genel seçimler sonrasındaki hükümeti kurmak görevini, bu konudaki çalışmaları tamamlamış ve bir sonuca ulaşamamış olduğundan dolayı görevi iade etme maksadıyla bugün gelmiş bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na bugün görevi iade ettikten sonra daha geniş açıklama isterse basın mensupları çıkışta yapacağım. Ancak şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'na görevi iade etmek amacıyla buradayım. Evet, teşekkür ederim. Demokrasimizin gereği ve anayasanın gereği güven oyu alabilecek olan bir grup başkanı veya milletvekiline bu görevin tevdi edilmiş olmasıydı bildiğiniz gibi. Ancak geçen hafta itibarıyla güven oyu alabilecek bir hükümet modeli ortaya çıkmamıştı. Ve teamül gereği olarak da gerek Sayın Özgür Gün'ün en büyük partinin başkanı ve gerekse diğer bütün partilerinde aslında talebi üzerine teamülün gereği yerine getirildi. Ve bir hafta önce matematiksel olarak güven oyuna en yakın duran partinin liderine bu görev tevdi edildi tarafından. Şu an itibarıyla güven oyu alabilecek olan bir çoğunluk modeli Sayın Özgür Gün başkanlığında kurulamamış oluyor kendisinin bana beyanı üzerine. Farklı bir modelin oluştuğu da anlaşılıyor bu arada tabii ki kamuoyunun önünde oluyor bütün çalışmalar. Dolayısıyla güven oyunu alabileceğine inandığımız İkinci büyük partinin liderine bu görevi saat 1'de tevdi edeceğim. Ana muhalefet görevi önemli bir görevdir. Hükümetler olur, iktidarlar olur ama onun muhalefetsiz bir tarafı hep eksiktir. Ve özellikle ana muhalefet görevi sanıldığından da çok daha önemli bir görevdir diye düşünüyorum. Ülkenin yararına, toplumun çıkarlarına olacak konularda el birliği yapabilmek ama yanlış görülenlerin de eleştiriyle düzeltilmesinin önünü açabilmek bence çok çok önemli bir görevdir. Bu anlamda Ulusal Birlik Partisi yürüteceği ana muhalefet görevini en iyi şekilde yapacaktır inancındayım. Sizlere bundan sonraki yaşamınızda ve ana muhalefet görevinde başarılar diliyorum.